Herkese merhabalar. Papatya Mutfağı'ma hoş geldiniz. Bugün benim çok sevdiğim mandalinalı cheesecake yapıyoruz. Hem yapması çok kolay, hem çok pratik, hem de inanılmaz lezzetli bir tarif. Ben hemen yapılışına ve malzeme listeme geçiyorum. Öncelikle 750 gram labne peynirimiz var. Bir kutu krem peyniri. 4 tane yumurta. 200 gram şeker. 150 gram tereyağı. 1 paket vanilya krem tozu, 2 kutu mandalina konservesi, 1 tane portakal rendesi ve 1 yemek kaşığı pudra şekeri. Öncelikle mutlaka bütün malzemelerimiz oda sıcaklığında olması lazım. Sonra 4 tane yumurtamı, üzerine 200 gram şekerimi de ilave ediyorum ve çırpmaya başlıyorum. Bu aşamada 150 gram tereyağımı eritip kenarda soğuttum. Kesinlikle sıcak eklemiyoruz, soğutulmuş ekliyoruz arkadaşlar ve üzerine 1 paket vanilya krem tozumu ve diğer malzemelerimi de ekliyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Şöyle biraz karıştırdıktan sonra en son yıkayıp kurulamış olduğum bir tane portakalımı da üzerine rendeliyorum ve bu aşamada mutlaka 2-3 dakika harcımı çırpıyorum. Evet, toplam 3 dakika sonra sizlere yakından kıvamını göstermek istiyorum. Aynen bu şekilde kıvamını istiyoruz arkadaşlar ve en son 2 kutu mandalinalarımızı da üzerine yavaş yavaş dikkatli bir şekilde karıştırarak ekliyoruz ve harcımız hazır. Evet, kek kalıbımı ben bu şekilde hazırladım. Altına fırın kağıdı serdim ve her tarafını fırça yardımıyla bol şekilde yağlıyorum ve harcımı kek kalıbıma döküyorum. Eşit bir şekilde her tarafına güzelce yaydıktan sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırına pişmeye veriyoruz ve kesinlikle fırınlarımızı kontrol ediyoruz. Alt üst ayarını ayarlıyoruz arkadaşlar. Evet, rahat 40 dakika piştikten sonra aynen görüntüsü ve şekli bu şekilde arkadaşlar ve gerçekten inanılmaz güzel ve lezzetli oldu. 5-10 dakika bekledikten sonra kenarlarını açıyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Eğer aynı gün tüketecekseniz arkadaşlar mutlaka tüketmeden önce pudra şekerini serpip öyle kesebilirsiniz. Ama eğer ertesi günü tüketecekseniz kesinlikle pudra şekerini önceden üzerine dökmeyiniz. Evet, ben hemen kesip sizlere yakından kıvamını da göstermek istiyorum. Gerçekten un kullanmadan, süt kullanmadan, bisküvi kullanmadan bu şahane pastayı yaptık. İçindeki mandalinalar lezzetine lezzet kattı arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz, sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizler sunumu seyrederken ben yine vedalaşmak istiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka tariflerde görüşmek üzere. Güzel günler diliyorum hepinize.